Mersin'de bir araya gelen bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek için eylem yaptı. Türkiye Kamusan İl Temsilciliği Merkez Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda Mehmetçi'ye destek eylemi düzenlendi. Eyleme sendika üyeleriyle siyasi parti temsilcileri katıldı. Katılımcılar askeri tişört elbise giydi. Türk bayrakları taşıdı. Afrin yıkılsın, teröristler yakılsın. Afrin yıkılsın, teröristler yakılsın. Yaşasın millet, var olsun devlet. Yaşasın millet, var olsun devlet. Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Türkiye Kamusan İl Temsilcisi Metin Ercan şöyle konuştu. Yüzyıllardan beri doğunun kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkemiz bir büyük saldırı ile daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş merhale merhale yurdumuzu kuşatan şer güçler maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarına devreye sokmuşlardır. Milletimiz ve binlerce yıldır sayısız şehidimizin kanıyla sulayarak vatan yaptığımız bu topraklar hainlerin, bebek katili terör örgütlerinin, eli kanlı milletlerin yaktığı ateşle çepeçevre sarılmıştır. Bundan 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz bir varoluş mücadelesiyle karşı karşıyadır. Yakın coğrafyamızda olup bitenlere bu gözle baktığımızda asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğunu görmek çok da zor değildir. Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin'de yürüttüğü bu harekat Türk milleti üzerinden İslam'ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir vuruş harekatıdır. Afrin yıkılsın, teröristler yakılsın, yaşasın millet, var olsun devlet. Mersin'de çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için son hazırlıklarını yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda çiçekçiler Sevgililer Günü'nden umutlu. Mersin'deki çiçekçi esnafı da hazırlıklarına hız verdi. Şimdi esnafımız tabii ki bizim çiçekçilerin en kıymetli günlerinden bir tanesi Sevgililer Günü. Şu anda da çiçekçilerimiz 24 saat Sevgililer Günü hazırlıklarını yapıyor. O gün için yoğun bir talep bekliyoruz. Bizim için tabii ki çok önemli bir gün. Tabii kesinlikle gül üretimi biz Mersin olarak, Çukurova olarak ciddi anlamda üretim yapan bir bölgeyiz. Türkiye'nin %70 gül ihtiyacını Çukurova bölgesi yani Yenice ile Mersin arasında ki bir bölge karşılıyor. Tabii ki Sevgililer Günü geldiği zaman bu miktar yeterli mi derseniz yeterli değil. Tabii böyle bir durumda da ithal gül devreye giriyor. Tabii bizim gönlümüz ne kadar razı olmasa da bu arz talep meselesi ister istemez iç piyasanın talebini karşılamak için üretici firmaların elindeki üretmiş olduğu güller yetersiz geldiği için de Türkiye genelinde de bir ithalat yapılıyor. Lokomotif gül başı çeker. En hızlı, en çok talebin gördüğü çiçeğimiz. Bunun dışında da orkide. Şu son 5-6 yıldır çok revaçta bir çiçek oldu. Yani arkasından, gülün arkasından orkide çiçeğimiz geliyor. Onun dışında da yine diğer çeşitlerimizde satış görüyor o gün için. Çiçek tedariğini yaparken ihale usulüyle mezattan satın alıyoruz. Bu bir arz talep meselesi. Şimdi normal günde bir çiçekçi dükkanı 100 adet gül alırken o gün için 1500-2000 gibi adetleri tedarik etmek durumunda.
Ondan dolayı da bu tedarik miktarı ne kadar çok yukarılara giderse fiyatlar da o kadar yükseliyor. Çünkü arz talep meselesi bu ister istemez fiyatların yukarıya doğru çıkması anlamına gelir. Ama tabii ki bizim esnafımız her zaman fedakarlığını yapmıştır. Yani bizim derdimiz o gün için çok büyük paralar kazanmak değil. 12 ay boyunca bizden alışveriş yapan müşterimizi biz zaten gocundurmayız. Çünkü o gün için fahiş fiyat uygulaması yapmayız. Biz fedakarlık yapacağız. Çiçekçi esnafı olarak fedakarlığımızı yapacağız. Çünkü bizim için 12 ay çiçek alan müşterimizi küstürmemiz doğru olmayacak. Ondan dolayı ben inanıyorum çiçekçi esnafımız o gün için üzerine düşen fedakarlığı yapacaktır. Devlette bütün vecibelerini yerine getiren esnafımız, vergisini ödeyen, SSK'sını ödeyen, dükkan kirası ödeyen esnaflarımıza destek olmaları lazım. Çiçeği çiçekçiden almaları. Seyyardan değil, kasaptan değil, manavdan değil. Çiçek çiçekçiden alınır. Biz bunu söylüyoruz. Tabii ki insanların da bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Adana merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 9 ilde internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı. İnternet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 eve eş zamanlı baskın yaptı. 1000 polisin görev aldığı operasyonlarda şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken diğer illerde gözaltına alınan kişilerin Adana'ya sevki devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araca çarptı. Kaza Erdemli Koca Hasanlı Mahallesi Göçmen Kahvesi mevkiinde Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde yaşandı. Erdemli'den Silifke istikametine seyreden Ferhat Kuyugöz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde duran başka bir araca çarptı. Sıkıştığı otomobilden çıkartılarak ambulansa alınan sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden Ayşe Civeley'in beslediği tavuklardan biri üzerinde bir yazan yumurta yumurtladı. Civelek üzerinde bir yazan yumurtayı 1000 liradan satışa çıkardı. Yıldır bu tavuk işiyle uğraşıyorum. Bazı alıyorum, bazı kendim civciv çıkarıyorum. Satıyorum, yumurtasıyla geçimimi sağlıyordum. Bu sene işte ilk defa bir numara yazan bir yumurta çıkardı. Tavuk. Yumurta yaptı. Hayretler içinde kaldım ben de. İşim ekmeğim bundan benim yani. Bir eşim de yok. Tek bu yumurtayla, tavuklarımla falan işte geçimimi sağlıyorum. Binlerce yumurta sattım. Bu bir numaralı yumurta 1000 lira. 1000 lira getiren? 1000 lira getiren yumurtayı götürür. 1 milyara getiren bir numaralı yumurtayı kapar. Hangi tavuk onu? Onu çok bilemiyorum. Erdemli ilçesinde karayolu şantiyesi çalışanları buldukları 4 yaşındaki yaralı Kızıl Şahin'i Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim etti. İlçeye bağlı tarihi ve turistik Kız Kalesi'nde yol çalışması yapan karayolları ekipleri çalışma esnasında yaralı bir Kızıl Şahin buldu. Duyarlı çalışanlar Şahin'i şantiyeye getirdi. Ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine ulaşarak yardım istedi. Ekipler Kız Kalesi'ndeki şantiyeye gelerek yaralı Kızıl Şahin'i teslim aldı. Teslim alınan 4 yaşındaki yaralı Kızıl Şahin tedavisi yapılmak üzere Tarsus ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine gönderildi. Burada çalışan mesai arkadaşlarımız Şahin'i buldu. Kanadının kırık olduğunu gördük. Çok üzüldük. Neticede yaşam döngüsü içerisinde yeri olan bir hayvan. Yeniden doğaya
rehabilite edilip yeniden doğaya salıverilmesini istedik. Doğa korumayı aradık. Biz de rehabilite edilip tekrar doğaya salınması için güvenli ellere şimdi teslim ettiğimize inanıyoruz. Güzel bir oluşum, güzel bir şey. İnşallah her şey yoluna gider ve yeniden doğaya salınır. Çok mutlu oluruz. Mersinli Erdemli ilçesi Kız Kalesi mevkiindeki karayolları şantiyesinden duyarlı arkadaşlarımız bizi aradılar. Çalışma esnasında yaralı bir şahin bulduklarını söylediler. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte geldik buraya. Bu yaralı şahini teslim alıyoruz. Yaptığımız ön incelemesinde kanadında kırık olduğunu tespit ettik. Yaralı şahinimizi anlaşmamız bulunan Tarsus'taki hayvanat bahçesine göndereceğiz. Burada tedavisini yapacağız. Tekrar tedavilikten sonra doğaya geri salacağız. Ben bütün Erdemli'deki vatandaşlarımızdan yaban hayvanları konusunda duyarlı olmalarını istiyorum. Ve bu gibi yaralı hayvanları bulduklarında bize haber vermelerini rica ediyorum. Teşekkür ederim.